Akıntı hızı V olan nehirde kan suya göre V'si hızıyla yüzmeye başlayan yüzücünün yere göre hızı V'ye'dir. Yüzücü karşı kıyaya L noktasına çıktığına göre vs ve A V'ye arasındaki ilişki nedir diye söylemiş. Arkadaşlar L noktasına çıktığına göre demek ki akıntı hızımız sağa doğru bu kadar olsun ki değil mi? Bakın yere göre hızı şu olsun vy dediğimiz ve karşı L noktasına çıkabilsin. Buradaki açıyı biliyorsak bakın şurası 90 derece burası 50 ise burası 50 burası da 40. Burada bir üçgenimiz var 40 50 ve 90. Üçgende küçük açı karşısında küçük kenar, büyük açı karşısında büyük kenar vardı. 90'ın karşısında vs, o zaman vs hızı en büyük demektir. Sonra 50'nin karşısına bakarsak vy olmuş olduğu yere göre. Sonra da 40'ın karşısında va'mız var. O zaman aralarındaki ilişki bu olurmuş deriz. Yani Sya olacakmış. Bu cevabı arayacağız. Bu da arkadaşlar nerede var? Adana'da varmış. Akıntı her yerde sabit ve VA olduğu nehirde A noktasından yüzmeye başlayan x, y, yüzücülerin suya göre hızları. Bakın şurası önemli. Suya göre hızları verilmiş. Değil mi? Yere göre değil. Akıntı ekleyeceğiz yani bunlara. Y yüzücüsü C noktasında karşıya çıktığına göre bakın Y'miz şöyle alırsak buradan C'ye doğru çizdiğimizde C noktasında karşıya çıkıyormuş. O zaman akıntının ne kadar olduğunu buradan bulabiliriz. Bakın Y sağa doğru akıntı hızımız 2 birim olsun ki, değil mi? Yere göre hızı bu olsun ve C noktasında çıkabilsin. O zaman akıntı sağa doğru 2 birim mi çizeceğiz? Bu mantıklı. X ve Y'ye bakalım. Bakın Z'nin ucuna eklersek sağa doğru 2 birim. O zaman bileşik hızımız bu oldu. Bunun hizasını aldığımızda P noktasına karşıya çıktı kim Z? X'e bakarsak sağa doğru 2 birim alacağız yine akıntı. O da tam karşıya çıkmış oluyor. O da M noktasına çıktı. Yani cevabımız M ve P olacakmış. Bu da arkadaşlar Bursa'da varmış. Akıntı hızın her yerde eşit ve veya olduğu bir nehirde A noktasındaki bir yüzücü suya göre şekildeki V hızıyla yüzmeye başlıyor. Yüzücünün suya göre ile yere göre hızı eşit büyüklükte olduğuna göre yargılan hangi yere doğrudur demiş. Arkadaşlar suya göre hızı bu zaten kök 2 birim. Şimdi akıntı sağ tarafa doğru olsa yere göre büyük olacak. O zaman demek ki sola doğruymuş. Şimdi sola doğru da mesela bir birim alsak yukarı doğru bir olacak yere göre hızla işte olmadı. O zaman sola doğru iki birim olsun ki akıntı hızımız değil mi? Yere göre yine köşegen kök iki birim olabilsin. E bu yere göre hız olmuş oldu ya. Değil mi? O zaman demek ki akıntı sola doğru iki yönündeymiş. iki birimmiş yani batı yönündeymiş. Nehir de doğu yönünde akmaktadır demiş. Hayır doğu yönünde akmıyor. Batı yönünde akıyormuş. Hatta iki birimmiş. Ve akıntı V'den daha fazladır demiş. Bakalım V akıntımız 2 birim. V'miz kök 2 birim. Evet iki kök 2'den daha büyük. iki doğru olmuş oldu. 3. Yüzücü karşı kıya K noktasından çıkar demiş. Yere göre hızını bulduk. Bunun hizasında karşıya çıkacak. Bunun hizasını aldığımızda K'nın bir birim solu yapıyor. Mesela yanlış olmuş oldu. Bu anlamda cevabımız yalnız 2'den A'dan olurmuş deriz. Akıntı hızının 10 metre bir saniye olduğu nehirde AB kayıkların suya göre hızları olan VA ve VB'nin büyüklükleri sırasıyla 10'a 8 kök demiş verilmiş zaten gözüküyor. Buna göre A kayığında oturan bir kişiye göre B kayığın hızı nedir diye söylemiş. Arkadaşlar bağlı hareket sorusu olmuş olmuş. Nehir problemine benziyor ama bağlı hareket sorusu. Şimdi ne diyoruz bağlar harekette? Bakanın gözü çıksın diyoruz. Burada bakan kim olmuş oluyor? A kayında oturan bir kişiye göre B. Yani A bakan. O zaman VB eksi VA'yı arıyoruz biz. Değil mi? Bakanın gözü çıksın diye aklımızda kalıyordu formül. Hadi formülden yapalım. A'nın tersini alacakmışız. Şimdi tersi diğer tarafa doğru şöyle olmuş olacak. Açı orası 37 ise burası 53 olur. O zaman şurası da 53 olmuş oldu. Bu iki vektörü ya yani şunu unutalım. Burası çünkü eksi VA artık. Bu ikisini vektör olarak toplayacağız. Ama aradaki açı güzeldir. Bunların bileşkesi iyi alınmaz. 45 e 53 var. Bileşenden ayırarak gidelim isterseniz. O 8 kökünün bileşenleri sağa doğru 8 yukarı doğru 8 olur. Şöyle ayıralım. Diğeri de VA'mızda da daha doğrusu VA. Evet VA hızımızda 10 metrelik saniyede. Onu da bileşenlerine Burası kos 53. Yani sin 37 0.6'dan ne yapar burası? 10 çarpı 0.6 6 yaparmış. 6 metre bir saniye. Bir de o zaman 8 yapacak. 6, 8, 13 üçgeninden. Bakın şu 8'ler birbirini götürdü. Sağa doğru 8 ve 6 yani bileşkemiz sağa doğru 14 olacakmış deriz. Cevabımız da Ceyhan olacakmış. Akıntısın her yerde aynı olduğu ırmağın kan noktasından suya göre vs hızıyla yüzmeye başlayan yüzücünün L noktasından x kadar uzaktaki M noktasına karşıya çıkması için geçen süre t'dir demiş. Tamam. Irmaktaki akıntı hızı daha büyük olsaydı X ve T niceliklerin değişimi için ne söyleyebiliriz demiş. Arkadaşlar karşıya geçme süresi nehrin genişliğinin dik hıza bölümü. Mesela biz Vs'nin dik hızını kullanacağımız için Vs'nin dik hızı akıntı hızına bağlı değil. E şuradaki mesafede de akıntının değiştiği zaman şu mesafemizde dik mesafe de değişmiyor. O yüzden T süresinde bir değişiklik olmaz. O yüzden T değişmez diyeceğiz. Bunu bir alalım. Diğer kısma gelince X mesafesi. Bakın arkadaşlar bunun normalde akıntı olmasa L'de çıkacak. Akıntıdan dolayı x kadar sapıyor. Yani bu x mesafesi aslında şuna eşit. V akıntı çarpı süre eşit. Biz ne yaptık burada? Akıntı hızını arttırdık. Süre değişmedi ama akıntı arttığında da o zaman x mesafesi sapma miktarı ne yapar? Artar. O zaman x'i artar diyeceğiz. Cevabımız artar ve değişmezden deniz dolurmuş deriz. Artı x yönünde akmakta olan nehrin her yerinde akıntı hızı sabittir. A noktasından süre göre vk, ve vm hızlarıyla yüzmeye başlayan yüzücülerden biri b noktasına karşı kıya çıkmıştır. Buna göre kalemi yüzücülerin yere göre hızları yani bileşik hızı sormuş oluyor. Yere göre hız, akın tartı suya göre hızın toplamı oluyor. Onlar arası ilişki nedir diye söylemiş. Bakalım arkadaşlar. Şimdi bir defa L ile M'ye akıntıyı sağa doğru eklediğimizde ne kadar olursa olsun akıntının değerini vermiş ama B'nin sağda bir noktaya çıkacağı için mecburen o zaman demek ki KB B noktasına çıkıyor. Hatta akıntı da sağa doğru bir birim demektir. Buradan anlıyoruz. O zaman akıntıyı L ve M'nin ucuna de eklersek şöyle oldu. Bakın bunların yere göre hızlarına bakalım. K'nın yeri göre yukarı yönde 1 bir birim oldu. Yani VK üstüne 1 bir birim diyelim isterseniz unutmayalım. VL'miz bakın şöyle oldu. Kök 5 birim olmuş oldu. VL üstüne kök 5 birim daha büyük oldu. VM'ye bakarsak onun da yeri göre bu oldu. O da kök 5 yapıyor. Çünkü 2'ye 1 var burada Pisagor'dan. O zaman VM üstümüzde kök 5 dersek LM eşit değil mi? K ise onlardan küçük olacakmış. Yani cevabımız edin olurmuş deriz. Akıntısının V olduğu nehirde A noktasından yüzmeye başlayan yüzücülerin yere göre hızları VK, VL, V, gibidir. Bakın yere göre hızları verilmiş. Suya göre değil dikkat edin arkadaşlar. Akıntı eklenmiş zaten bunlara. Biz herhangi bir akıntı eklemeyeceğiz. Tam aksine suya göre hız istiyorsa çıkaracağız. Ne diyor soru kısmında? Buna göre kalemi yüzücünün suya göre hızları. Dikkat suya göre hızlarını soruyor. Yani bize akıntı eklenmiş halini veriyor. Şimdi çıkaracağımız halini sormuş oluyor. Mesela ne yaparız? Akıntıyı çıkarız bunlardan o zaman değil mi? Çünkü akıntı eklenerek yere göre hız bulunuyor. Suya göre hız artı akıntı hızının bileşkesi vektör olarak yere göre hızı veriyor. Değil mi? O zaman biz suya göre hızı bulmak istiyorsak akıntıyı diğer tarafa eksi olarak atarız. Hadi akıntıyı bunlardan çıkaralım. K'dan çıkarırsak sola doğru olmuş oldu. O zaman bunun yere göre hızı şöyle kök 5 olacak. VK'mız şöyle diyelim. VK üstü kök 5 diyelim hız büyüklüğüne. L'den çıkarırsak akıntıyı sola doğru bir birim çıkardığımızda yere göre hız bu olmuş oldu. Pardon suya göre hız olmuş oldu. VL üstümüz o zaman ne yaptı buradan? Kök 5 yaptı. O da eşit oldu. Son olarak VM için de bakalım. Ondan da çıkardığımızda akıntıyı bakın suya göre hızımız yukarı yönde 2 birim yaptı. Yani VM'nin suya göre hızı 2 birim olacakmış. Yani K L, L eşit büyüktür M olmuş oldu. Bu cevabı aramak lazım. Bu da arkadaşlar Bursa'da varmış. Akıntı her yerde sabit ve veya olduğu nehirde suya göre VK ve hızlarıyla yüzmeye başlayan K yüzücüleri A noktasına yan yana geliyor. Tamam. Bunu böyle akıntı büyüklüğü daha fazla olsaydı arkadaşlar şu an akıntı sağ mı sola mı bilmiyoruz. Değil mi? akıntı sağ ya da sol fark etmez. İkisine de aynı şekilde alın. Eğer sağ doğruysa bunu akıntıyı ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Değil mi? Ama diğerinden akıntıyı çıkarmış olacağız. Mesela diyor ki yani akıntı hızı büyüklüğü daha fazla olsaydı. Ya daha büyük olsa da bakın bunların karşılıklı geldikleri için toplam da bir değişiklik yok. Yani bu şuradaki yol alırken VK artı VA çarpı T sürede alacak değil mi? Şu yolu ise VL eksi VA çarpı T sürede alacak. Bakın bunları topladığımızda artı VAT ile eksi VAT birbirini götürür. Yani bunları toplayalım bakın açalım VKT olur değil mi? Artı V akıntı çarpı T olur şu birinci bölüm. İkinci bölümde ne olacak? VLT eksi V akıntı T oluyor. Yani V akıntılar götürüyor. O yüzden akıntı daha büyük de olsa daha küçük de olsa aradaki mesafeyi alma süresi değişmiyor. Tabii ki A noktası değişecek o ayrı bir şey. Yüzücülerin yan yana gelme süreleri değişmedi. Bize de değişmez diye sormuş aldık bunu. K yüzücüsünün L yüzüsüne göre hızının büyüklüğü demiş. Bakın bunlar zıt yönde gittikleri için birbirinin hızlarını İkisinin toplamı kadar görecek. Yani K, L'yi işte bu hızda gidiyor görürse L, K'yı bu hızda gidiyor görecek. Şimdi akıntı ekleyip bunu arttırdığımızda VK VL, V, K artı V, L ve akıntı yaptığımızda e diğerinde V, L eksi V akıntı yapıyoruz. Yani birine ekliyoruz birine çıkıyoruz. Toplam büyüklüğü ne yapmıyor ama değişmiyor birinden diğerine vektör çizdiğimizde. O yüzden hızının büyüklüğü değişmez. Bu da doğru olmuş oldu. K'nın L'ye kadar L'ye göre ya da L'nin K'ya göre fark etmez. 3. Yüzücülerin yan yana geldikleri nokta değişecek. Çünkü akıntıyı daha büyük yap yaptığımızda mesela akıntı sağa doğruysa o zaman ne yapacak? Daha sağda bir noktaya gelecekler Ama akıntı sola doğruysa o zaman daha sol tarafta bir noktaya gelecektir. O yüzden orası değişecek. Mesela cevabımız 1 ve 2'den Ceyhan olurmuş deriz.